Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bu videoda size kısaca önemli iki noktadan bahsedeceğiz inşallah. Bu iki husus ne hakkında? Manevi tedaviler hakkında. Tecrübelerimizden, hoca efendilerden, kitaplardan gördük ki manevi tedavilerde yani sihir, büyü, musallat, bu gibi psikolojik rahatsızlıklar ve benzeri tüm şeylerde önemli olan iki husus var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ya Mevla'yı. Fetafaddal ya Buney. Ma huwa ilmul khawas. İza turid en ta'lem ma huwa ittabi'ni izen ya Buney. Konumuza hemen gelelim. Birincisi en önemli şey bu noktada tedavilerde niyettir. Niyet çok önemli. Zaten hadis-i şeriflerde de geçiyor. İnnemel a'malu bin niyet diye. Yani çok önemli. Bu tür tedavilerde diyelim ki kişi kendi kendini tedavi edecek veya bir hoca efendiye gitti. Hoca efendi ona okumalar verdi. Bu okumalara başlamadan önce niyet etmesi şarttır. Sünnet olan da niyetin yeri kalptir. Kalben niyet etmesi gerekiyor. Musallat tedavisi veya büyü tedavisi olmak için, Allah razı olsun diye. Bu şekilde niyet almak gerekiyor. Bu birincisi önemli nokta. İkincisi ise okumaların sayısı ve düzgün okuma. Bu bir anahtarın dişleri gibi. Bir eksik olursa açmaz, fazla olursa da açmaz. O yüzden sayılar çok önemli. Bir de kişinin yani halk dilinde dediğimiz ağzının düzgün olması gerekiyor. En azından tecvid bilgisi olması gerekiyor. Tecvid ve talim ikisi bir arada olursa, ihlaslı bir şekilde tedavi yapılırsa Allah'ın izniyle kısa sürede iyi sonuçlar verir. Bu iki noktaya inşallah dikkat etmeye çalışalım. Yani çoğu diyebilir mesela zaten 5 vakit namazda okuyoruz. Fatiha, tesbihatlarda ayet-i kürsü okuyoruz. Ama peki neden mesela tedavi olmuş olmuyor? Çünkü her şeyin bir ayrı niyeti vardır. Bu tür tedavilerde de niyet çok önemlidir. O tedavi için olması gerekir. İkincisinde de sayılar tam olması gerekir. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu şekilde dikkat edilirse Allah'ın izniyle güzel sonuçlar elde ederiz. Mesela daha önceki videolarımızda zaten bahsettik. Ara ara Facebook'tan diğer sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlar yapıyoruz. Kısaca ona da değinelim. Musallat konusunda en tesirli olan, manevi sigortamız olan Ayet-el Kürsi'yi öneriyoruz. Alimlerin kitaplarda geçen, tecrübe edilmiş görüşleri. Bunu 41 defa günde uygulamanız gerekir. Tabii önce niyet, sonra sayılara okumaya riayet etmek gerekir. 21 gün devam edilmesi gerekiyor. Ekseriyetle gördük ki 15 güne Allah'ın izniyle iyi sonuçlar veriyor. Sihir, büyü bu konularda ise önerebileceğimiz Tebareke yani Mülk Suresi. Bunu da 7 defa okumak gerekiyor. Aynı şekilde 21 gün günlük devam etmek gerekiyor. Aynı şekilde bunda da 15 güne Allah'ın izniyle sihir büyü iptal olmuş oluyor. Bu okumaları her bir okuyuşta, nefeste
suya üflenirse tedavi daha hızlı ve tesirli oluyor. Bu suyu da günlük suya dokunabilir. Zemzemede bu suyu da ilave edilerek kullanılabilir. 40 güne kadar kullanılabilir. Ayrıyette fıskiye ile tuvalet banyo haricinde her yere sıkılıp evde de temizlik yapılabilir. Yani ev temizliği de yapılabilir. Bu konulara Allah'ın izniyle dikkat edelim. Önemli. İyi sonuçlar da elde edelim. Sizden de dua bekliyoruz inşallah.